Merhaba. Başkanım. Herkes ama sadece bir sunum olacak. Başkanım. Merhaba. Burası olsun. Bu tarafa mı? Hemen şuraya geç. Geçecek kadar bir yer. Bu... yepyeni bir tablodur. Vahim bir kırılmadır. Bunun resmi çevreler tarafından en kısa zamanda izah edilmesini bekliyorum. Elbette bu manzara karşısında gerekenleri yapacağız. Ama olay öyle anlaşılıyor ki artık Türkiye'de bir hukuk, demokrasi ve siyaset ahlakı sorunudur. Kamuoyumuzun bu konuyu en kısa zamanda aydınlığa kavuşturacak bir ilgiyi ve dikkati sergilemesi gerekiyor. Bu konu örtbas edilebilecek, görmezlenebilecek ya da sıradan suçlamalarla inkar edilebilecek bir konu değildir. Bunun derhal aydınlığa kavuşturulması lazımdır. Gereğinin yapılması lazımdır. Bunu gereğini kim yapacak efendim? Şu anda yapacak yargı var mı, hukuk var mı? Yani böyle olaylar gereğini kendileri yaparlar. Yani bu olayların aydınlığa kavuşturulmasıdır gereken şu anda. Ortada bir açıklama var, bir iddia var. Bu konuda olayın muhatabı ne düşünüyor, bunu anlamamız lazım. Ne diyor? Bunu bir duyalım, bir görelim. Dediğim gibi bu konu örtbas edilebilir, görmezlikten gelinebilir bir olay değildir. Vahim bir kırılmadır. Çok büyük bir olaydır. Böyle bir olay eğer gerçeği yansıtıyorsa, onu gerçekleştiren insanların aynaya bakma, benim yüzüme bakma hakları yok demektir. Bunu gerçekleştiren insanların hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam etmeleri mümkün değildir. Ama önce bütün bunları değerlendirmeden önce görmemiz gerekiyor. Böylesine bir büyük şeytani bir senaryo gerçekten uygulanmış mıdır? Bunu anlamak ihtiyacı içindeyim. Bunu bilmenizi isterim. Kendi adıma istiyor değilim. Yani Türkiye'nin bunu anlaması, çözmesi ve bunun hesabını görmesi lazımdır. Yani bu Türkiye'de hukukun meselesidir. Demokrasinin meselesidir. Siyasetin meselesidir. Ahlakın meselesidir. Bunların gereği mutlaka yapılmalıdır. Ama önce ben ortada bir iddia var. Bu iddianın muhatabının açıklamasını bekliyorum. Bunu görelim. Ondan sonra gerekeni yaparız. Tabii gerekeni nasıl yaparız? Gerekeni Türkiye'de ve dünyada, hukukta ve siyasette bütün olanakları kullanarak hep beraber yaparız. Ama şimdi bu iddiaların muhatabının konuşmasını bekliyoruz. Derhal konuşmalıdır. Derhal bir açıklama yapmalıdır. Artık
bu işin sonuna gelindiği anlaşılıyor. Yani bu Türkiye'de yaşanan olayların tümünün iç yüzünü anlamamıza yardımcı olacak. Türkiye'de tezgahlanan kirli oyunların nereden, nasıl kaynaklandığını ortaya koyacak çok büyük bir çıkış noktasıdır. Bunu bu anlayışla, bu önemle değerlendirmemiz gerekiyor. Efendim, hangi hesapla yapılmıştır? Bunu yapmanın siyasi, ahlaki ve hukuki anlamı nedir? Türkiye'nin bunu görmesi gerekiyor. İlk yapmamız gerekiyor. Son olarak efendim.